Derya Dili programıyla yeniden sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz Fatih Atar. İsmim Şema, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Öyle Miymiş TV aracılığıyla da buradayım. Fatih Bey, hoş geldin. Fatih Bey, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Evet Fatih Bey, ben kendimi kısaca tanıttım. Sizin de kendinizi açıkçası tanıtmanızı istiyorum. Sizi tanımayanlar için Fatih Atar kimdir? Şöyle yapalım. Şimdi İmam Hatip mezunuyum. Bu aslında uzun anlatılması gereken bir bölüm. Yani bir inanç serüvenim var. Kimim, neden hani beni davet etme gereği hissettiniz? Tabii biraz arka planı uzun ama kısaca bir yaşadığım inanç serüveninden bahsedip daha önemli konulara geçmek istiyorum açıkçası. Şimdi ben dindar bir ailede dünyaya geldim ve genellikle bir tasavvufla biraz ilişkili işte okuyan dindar bir annem var özellikle. Diğer işte aile üyeleri de dindardır. Ve bu vesileyle de işte İmam Hatip'e gittik. Çocuk yaşlarımızdan beri dini meselelere olan aşinalığımız zaten okulla beraber daha da katlandı, körüklendi. İşte İmam Hatip'in sonlarına doğru dinden bir uzak, daha doğrusu dine yoğun bir ilgim tabii ki hiçbir zaman olmadı. Aileden de hani aklederek veya düşünerek bir şeylere karar verip işte değil, herkes gibi, bütün gençler gibi ailedendi. Sonrasında bir dinden kopuş dönemim oldu. Yani hayatımda dinin herhangi bir şeyi olmadı, bir yeri olmadı ve üniversiteye o şekilde gittim. Sonrasında bir televizyon programıyla ben çok etkilendim. Bir aydınlanma hali yaşadım ve Kur'an-ı Kerim'le tanıştım ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Bu arada da tabii ki hangi dini algı doğru, hangisi daha beni Allah'a daha fazla yaklaştırır kaygısıyla konuşulanları dinlemeye başladım. İşte tarikatları anlamaya, öğrenmeye başladım. Cemaatlere girip çıktım, tarikatlara girdim vesaire. Epey bir gözlem yapma fırsatım oldu. Samimi duygularla böyle bir deneyim yaşadım ve birçoğunun batıl unsurlarla donatılmış inançlarla dinlerini yaşadığını fark ettim. Çok da böyle hayal kırıklığına neden olacak şeyler de gördüm. Ve komple bir 8-10 sene dini meseleleri bir kenara bıraktım. Ta ki 5-6 yıl öncesine kadar dini konulara olan eğilimim yeniden arttıktan sonra şöyle bir şey benim aydınlanmama sebep oldu. Yani aklımı kullanmama, Kur'an'ı tanımama sebep oldu. Kur'an-ı Kerim'de çelişki var mı? Çelişkiler, Kur'an'da çelişki ile alakalı bir konu oldu. Nasıl oldu hatırlamıyorum ama böyle bir ayet olduğunu biliyorum ve Kur'an'da çelişki olmaz yazdığım şeye. Veya Kur'an'da çelişki, o ayeti arıyorum. Hani var ya öyle bir ayet, Kur'an'da çelişki yoktur. Karşıma Kur'an'daki çelişkiler diye bir başlık çıktı. Kur'an'da çelişki olmaz yani, biz öyle öğrendik, öyle biliyoruz. Allah'ın kelamında çelişki hiçbir şekilde olamaz. Her neyse, ben bu şeye girdiğimde, bu sayfaya girdiğimde ateistlerin sayfası olduğunu fark ettim ve inanılmaz şeyler. Ve daha önce hiç görmediğim, düşünmediğim, bakın dindar bir ailede yetişmişim. İmam Hatip okumuşum. Ya bir sürü cemaate girmişim, çıkmışım. Sürekli din konuşulmuş etrafımda. Ve Kur'an-ı Kerim'de böyle açık çelişki gözüken ayetlerle karşılaştım. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i aklımı kullanarak veya işte inceden inceye işte her ayeti düşüne düşüne okumadığım için, hani ibadet niyetiyle okuruz. Genelde Müslümanlar öyledir. İbadet niyetiyle okursun. Anlama gayretiyle, işte ayetler arasında ilişki kurma gayretiyle okumazsın. Genelde öyledir yani, ki bu yanlış olan şey. Tabii ki böyle Kur'an-ı Kerim okuduğum için, bir de ateist gözlüklerle bakmadığım için Kur'an'da onların sundukları argümanlar ciddiymiş gibi, gerçekmiş gibi geldi bir an. Yani hiçbirine cevap veremediğimi fark ettim. Ayetleri kontrol ediyorum ve gerçekten onların söylediği gibi çelişki var gibi görünüyor. Tabii ki daha sonra ben bunların detaylarını öğrendim ama o esnada çok ciddi bir inanç krizine girdim kendi içimde.
Sonra ben ateistlerin sayfalarına girip çıkmaya başladım. Çok hiç tanımadığım duygular, kendimi bilgili zannediyorum. Hiçbir şeyden haberim olmadığım çıktı ortaya ateistlerle karşılaştıktan sonra. Ondan sonra neden Kur'an'a inanmıyoruz diye bir liste gördüm. 100 maddelik bir şey. Genelde bakın, bu o kadar ilginç bir şey ki ister ilahiyat mezunu olun, ister ilahiyat profesörü olun, tamam mı? Bu listeye baktığınızda eğer ciddi manada Kur'an-ı Kerim'i aklınızı kullanarak okumadıysanız ve ciddi bir mesai harcamadıysanız kesinlikle bu 100 maddeye cevap verme imkanınız yok. Geleneksel bir Müslümanın hiç yok. Dolayısıyla ben bu listeye baktığımda tabii ayetleri de kontrol ederek bakıyorum. Çoğunluğu yalan da değil. Hani gerçekten işte mantık hataları diyorlar. İşte bilimle uyuşmayan ayetler, birbiriyle çelişen ayetler. Kafam allak bullak oldu benim. Tamam mı? İşin içinden çıkamadım. Ve bunların YouTube kanallarına düştüm. İşte 500 binin üzerinde takipçili devasa ateist kanallar var. Ve videoları birer ikişer milyon izleniyor bu insanların Türkiye'de. Yani hani konuşuluyor ya Türkiye işte dinsizliğe koşuyor, gençler deizme koşuyor, ateist ne oluyor yani, ülkede ne oluyor? Ülkede bunun bu şekilde yoğun bir şekilde artmasına sebep olan kanallar ateist kanallar. Yani ekranlarda öyle bir tartışma yok ama sosyal medya tamamen bunu konuşuyor. Bunu fark ettim ve bunların videolarına girip çıkmaya başladım ben. Her girdiğim video benden bir şeyler alıp götürmeye başladı ve aklıma da şu gelmiyor. Yani Müslümanlar ne söylüyor? Acaba bunların bir cevabı var mı? Gerçekten ya, yani bunların söylediği doğru mu? Evet, ayetleri verdiklerinde öyle görünüyor. Ama bu çeviri doğru çeviri mi, yanlış çeviri mi, veya ayetler arasındaki analitik bağı doğru mu kurmuşlar, yani ne anlatıyor? Değil. Tabii geleneksel bir Kur'an okuma şeklim olduğu için çuvalladım. Ve ciddi bir inanç krizine girdim. Yani 3-4 ay boyunca bu kadar yoğun bir dini bir altyapıya rağmen mesele Allah var mı yok muya kadar uzandı maalesef. Yani muazzam bir inanç krizi ve bunu yaşayan bilir gerçekten. İnanç krizi bilmiyorum hiç yaşadınız mı, ama inanç meselesi, şüphe meselesi, Kur'an Allah kelamı mı değil mi, Allah var mı yok mu meselesi, eğer dindar bir kimlikseniz bu çok ciddi bir krize yol açıyor. Eğer sorularınıza tatmin edici cevaplar bulamıyorsanız bu obsesyona kadar gidiyor. Yani inanılmaz bir şey. Allah'a hamdolsun ben o krizi şöyle atlattım. Tabii ki bizi izleyenler arasında da illaki bu tarz inanç krizi yaşayanlar da olabilir. Şunu tavsiye ederim. Şimdi öncelikle şuna kanaat getirmeniz gerekiyor. Dinlediğiniz, duyduğunuz her şey mutlak doğru değil. Araştırman gerekiyor. Veya bu itirazlara yönelik Müslümanlar cevap vermiş mi? Cevap veriyorlar mı? Bunlara bakmak gerekiyor. İyi düşünmek gerekiyor. Ciddi bir mesai hazırlamak gerekiyor ve bu inanç krizin esnasında da bir süre en azından bu platformları, ateist platformları terk etmek gerekiyor. Çünkü yani yoğun bir kirli bilgi akışı var ve zaten her şeyden şüphelenmeye başlıyorsun öyle bir krize girdiğin zaman. Dolayısıyla elin ayağın kilitleniyor ve ateist oluyorsun, dinsiz oluyorsun vesaire. Tabii ben bu inanç krizini atlattıktan sonra çok fazla okuma yaptım. Yani Müslümanlar ne söylüyorlar? Türkiye'deki Müslüman entelektüeller bunlara cevap veriyorlar mı? Bizim hocalarımız ne anlatıyorlar vesaire. Şöyle ilk etapta tabii geleneksel yorumlara bakıyorsun. Yani çoğunluk geleneksel tarzda İslam'ı anlıyor ve yorumluyor. Bu sefer doğrudan doğruya ateistlerin savlarını destekler nitelikte şeyler duymaya başladım ve inançsızlığımı arttırmaya başladı klasik hocalar. Tamam mı? Bu sefer çözüm, şimdi Allah var hissediyorum ama öyle bir şüphe tohumu girmiş ki öyle bir virüs gibidir. Bakın, inançsızlık şüphe virüs gibi insanın beynini allak bullak eder ve çok makul şeyleri kişinin anlamasına engel olur. İnançsızlık. Bu esnada ben kimler var Türkiye'de bu işi entelektüel düzeyde anlatan, ateistlere cevap veren, bunların argümanlarını felsefi anlamda, bilimsel anlamda çürüten birisi yok mu? Yani bilimle ilgili bir şey konuşan yok mu? Felsefeyle alakalı bir cevap veren yok mu? İnanılmaz teoriler var, felsefi teoriler var
Ve yani ateistler tüm şeyi, antik Yunan'ı, tüm modern çağ felsefesinin önüne döküyor. Ve sen bir Müslüman olarak haberin yok bunlardan. Nasıl cevap vereceğinden de haberin yok. Kelam desen, kelam ilmi 1000 yıl evvel terk edilmiş zaten İslam dünyasında. Zihnin idmanlı olmadığı için düşünmeye çuvallıyorsun. Tabii ben, Allah yardım etti o esnada, ben eski İslam alimleri neler konuşmuş, şu andaki Müslüman entelektüeller neler konuşuyorlar, herkesi dinlemeye başladım. Bu çok önemli. Genelde bizler tek tip bir hocayı severiz, onun peşine ölümüne gideriz. Yani adamın 2000 tane videosu varsa 2000'ini de izleriz yani. Çünkü onu seviyoruz. Ben de öyleydim eskiden, oradan biliyorum yani. Bu bizi kesinlikle hakikate götürmez. Hiçbir kimse doğrudan doğruya Kur'an'ı en iyi anlayan kişi olamaz. Şu anda yani Kur'an'la hemhal olan bir kimse şunu bilir ki insanların, hocaların, alimlerin bir kısım doğru yorumları vardır. İsabetlidir bir konu hakkındaki bir tartışma var diyelim ki, atıyorum kaderle alakalı bir tartışma var. Falanca hoca bu konuda daha tutarlı, falanca hoca daha şey, veya başka bir konuda tartışmalara baktığımızda faydalanmamız gerekiyor bütün hocalardan. Ben, bu benim avantajım oldu. Yani tek bir kişi benim çözümümdür gibi düşünmedim. Mesela kölelikle alakalı bir sürü eleştiri var. Kim ne konuşmuş? Herkese baktım. Bütün hocalar. Kim ne yazmış? Nasıl konuşulmuş? İslam'da cariyelik var mı yok mu? Usulü ne? Şeyi ne? Uydurma mı bu? Ayetleri operasyon mu çekmişler? Tahribat mı yapmışlar? Ayetleri doğru mu yorumlamışlar? Kim ne konuştuysa dinledim. Kim ne yazdıysa okudum. Yani bize işte bunlar sapık dinlemeyin, bunlar iyi bunları dinleyin. O görüşü tamamen terk ederek bir konu hakkında bir araştırma mı yapıyorum? En böyle beğenmediğim hocanın bile makalesini alıp okumaya başladım. Ki çok ciddi deneyimler de edindim. Yani mesela felsefi olarak veya işte teolojik olarak linç ettiğim bir hoca, yani İslam'a doğrudan doğruya zarar veriyor, doğrudan doğruya Allah'ın dinini kirletiyor diye baktığım hocanın kölelikle alakalı bir makalesini okudum. Bütün ön yargım dağıldı gitti. Dedim ki yani zaten demek ki kardeşim komple bir hocayı veya bir kişiyi komple üzerini çizmemen gerekiyor. Herkese okudun. En böyle ideal, en mantıklı yorumu en nefret ettiğin hoca yapmış. Yani adamın bu şeyinden faydalanmaya başladım. Dolayısıyla bakış açım doğrudan doğruya Zümer suresi 18. ayette Allah'ın bizlere öğrettiği gibi sözleri dinliyoruz. En güzeli hangisiyse ona uyuyoruz. Mesele bu. Tabii ki bu yolu tercih ettikten sonra epey bir geliştirdim ben kendimi. Bu arada işte ilahiyatı da bitirdim dışarıdan. Üniversitede işte işletme okumuştum. İlahiyatı bitirdim. Şimdi de İstanbul Üniversitesi'nde yine dışarıdan felsefe okuyorum. Yani son 5 yılda gözüm açıldı ve yoğun bir okuma temposuna girdim. Ve şu anda çok ciddi bir eksik, açık olduğunu fark ettim. İnkarcı akımlara yönelik entelektüel fikri mücadelede Müslümanların tamamen sınıfta kaldığını gördüm. Ve bir Müslüman olarak, inanan bir Müslüman olarak Kur'an'ın büyüklüğünü, Kur'an'daki zekanı, Allah'ın zekasının üstünlüğüne tanık olduktan sonra mücadeleye katılma arzum tabii ki arttı. Yani Allah yolunda ne yapabilirim? Şu anda yapabileceğim en iyi şey bir kenara oturup akşama kadar Allah demek değil. Ümmetin çocukları akın akın dinsiz olurken, ateist, agnostik, deist olurken benim bu konuda bir şeyler yapmam gerekiyor mantığıyla bu konularda kendimi geliştirmeye ve videolar çekmeye başladım. Türkiye'deki önemli ateist ikonların iddialarına cevap vermeye, cevap videoları çekmeye başladım. Dolayısıyla bu mesele biraz kısa sürede gelişmeme sebep oldu diyelim. Kendimi bu şekilde tanıtabilirim sanırım. Evet, siz artık belli bir aşamadan sonra sadece kendiniz dini anlamaya değil, bir yerden sonra da artık gelecek nesile düşünmeye başlamışsınız. Yani nasıl yardımcı olabilirim, nasıl dönmelerini ya da doğruyu bulmalarına yardımcı olabilirim düşüncesine girmişsiniz. Aynen öyle. Zaten şu anda bakın Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve anlayan bir kimsenin evinde oturup böyle akşama kadar ibadet etme şansı, hakkı yok böyle bir dönemde. Eğer eli de kalem tutuyorsa, böyle bir okuduğunu anlıyorsa, altyapısı varsa kesinlikle sahaya inmesi gerekiyor ve öğrenmesi gerekiyor. Bakın eskiden şöyle bir şey vardı. Dinsizlerle veya dinsizlerin argümanlarıyla bizim çocuklu yaşlarda, mesela ben 40 yaşındayım. Benim işte gençlik yıllarımda
çok fazla karşılaşmazdık yani, hani dinsiz, ateist veya neyi savunurlar bilmezdik. Anca bir akraban, bir arkadaşın ayaküstü bir şey olur. O Allah'ın olmadığını söyler. İşte sen Allah vardır dersin. Böyle kısır bir tartışma olur. Kimse kimseyi ikna edemez ve kimsenin şeyinden, argümanlarından da haberi olmazdı. Ama şu anda öyle bir dönemdeyiz ki 15 yaşındaki çocuk sana bir soru soruyor. Zaten kendisi internette dolaşırken alakasız bir yerde işte Allah yok diye bir video görüyor çocuk. 16 yaşında, 17 yaşında. Bir giriyor, yüzyılın en önemli ateist filozoflarının akıl yürütmeleriyle karşılaşıyor bu çocuklar. Ve 15 yaşında sana geliyor bir soru soruyor. Yani bir haftanı kapatabiliyorsun o sorunun cevabını aramak için. 15 yaşındaki bir çocuk. Sen bu işin altından kalkamıyorsun. Bu çocuk nasıl kalkacak? Dolayısıyla bunlar kısa sürede ateist oluyorlar. Ne olması gerekiyor? Mevcut, bakın mevcut tüm İnkarcı akımların itirazlarını bizim cevap videoları, cevap eserleri hazırlamamız gerekiyor. Yok, doğru düzgün bir şey yok. Yani tek tük. Özellikle 5 sene önce, 4 sene önce ben 5 sene önce başladım şeye, fikri mücadele. Zaten 1-2 kişi, 3 kişi falandı yani internette cevap vermeye, cevap yetiştirmeye çalışan. Şimdi yeni yeni hani insanlar meselenin ciddiyetini anlamaya başladı. Dinsizlik, ateizm insanların ocağına girmeye başlayınca, hiç beklenmeyen insanlar dinsiz olmaya başlayınca mesele ciddiye alınmaya başlandı ki hala tabii ki ciddiye falan alınmış değil. Yani Diyanet İşleri Başkanı bir iki sene evvel Türkiye'de öyle bir sorun yok, deizm sorunu yok, dinsizlik sorunu yok dedi. Türkiye halkı dindardır dedi. Bu kafayı kuma gömme meselesini bizim terk etmemiz gerekiyor. Özellikle Müslüman gençlerin Allah'ın dinini din adamları sınıfının tek eline bırakmaması gerekiyor. Kimsenin malı değil bu, Allah'ın dini. Yani sen işte ben 70 tane ilim tahsil ettim. Yanlış sunduğun şey, yanlış 70 tane ilim tahsil etmişsin ama yanlış bir sunum yapıyorsun, hatalı bir sunum yapıyorsun. Ayetler arası diyalektiği kuramamışsın diyebilme özgüvenine sahip olması gerekiyor Müslüman. Çünkü hepimiz kuluz, hepimiz burada yaptıklarımızdan dolayı cennete veya cehenneme gideceğiz. Yani ben burada yaptıklarımdan, verdiğim kararlardan dolayı cennete veya cehenneme gideceksem Kur'an'ı en iyi şekilde kendim öğrenmeliyim, okumalıyım ve Kur'an'a aykırı bir şey gördüğümde de bunu tartışabilmeliyim yani. Bir hoca da olsa, bir şey de olsa sen bu konuda hatalısın diyebilme şeyi olması gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okumak gerekiyor. Bakın. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Bizde şöyle bir problem var. Kur'an-ı Kerim bizim için ibadet kitabıdır, dua kitabıdır. Yani belirli günlerde okuruz, ölülerimize üfleriz, işte kucağımıza alır yatarız, onu çok sevdiğimizi söyleriz Kur'an'ın. Ve işte bebekleri koruması için bilmem ne, hani Kur'an bizde dünyevi şeylerimizi, emellerimize ulaşabilmek için varmış gibi görünüyor. Yani falanca şeyi istiyorsan okulun geçmesi şu sureyi oku, işte şu hastalıktan iyileşmek istiyorsan bunu oku. Benzeri bir şey haline dönüşmüş Kur'an-ı Kerim. Ve Arapça okuyoruz. Yani Arapça okuyalım ağlayalım bütün gün. Şeyimiz bu. Kur'an'la ilişkimiz bu yani. Dolayısıyla Kur'an'ı tanımayan bir Müslüman bir kitle oluşmuş durumda. Kur'an oku diyorsun, anlayamam ki diyor adam. Şimdi bu mantığı bir kere bizim linç etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i eğer ben okuduğumda anlayamayacaksam, standart bir zeka, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda hiçbir şey anlamayacaksa ne amaçla Allah bizlere vahiy göndersin? Ne amaçla bizleri din adamları sınıfının tek eline bıraksın? Kur'an-ı Kerim bakın, %90 sadece okuma yazma bilen bir kimsenin anlayacağı düzeydedir. Yani bu tamamen safsata, anlayamazsın, ilmin yetmez. Senin ilminin yetmeyeceği şeyler en fazla %10'dur yani. Yusuf kıssasını okuduğunda neyini anlamadın mesela? Nuh'u okudun, İbrahim'i okudun, neyini anlamadın? Ahlaklı olmaktan bahsediyor Allah, hırsızlık yapma, üç kağıt çevirme, insanlara güven ver, sözünde dur diyor. Neyini anlamayacak bir Müslüman? Biz Kur'an'ın terbiyesinden mahrum kaldığımız için İslam dünyası her türlü melaneti biz Müslümanlarda görmek mümkün. İşin ehline verilmemesinden tut, işte torpile, kayırmaya, hırsızlığa, üç kağıda her şey bizde var. Müslüman kim? Niye? Kur'an'daki şeyle, ahlakla terbiye olmuyoruz. Yani mesele bu. Veya işte geri kaldık. İlimle, bilimle, felsefeyle hiçbir şeyle Müslümanların ilişkisi yok. Neden? Kur'an bilmiyor çünkü. Kur'an'da Allah'ın neyi emrettiğinden haberi yok. Bakın. Şimdi övünüyoruz, tamam mı? Kur'an ilk ayeti oku, tamam mı? Çok böyle entelektüel bir din işte. Bak ilk cümlesi oku. Yani görüyor musun?
diyoruz. Hava atıyoruz bununla. Evet, hava atılması gereken bir şey. Yani bir insan gibi bir zekaya, böyle bir kualifikasyona seslenilecek ilk kelime, düşünün mesela, ben bunu çok düşündüm. Oku kelimesinden daha yüksek seviyede bir giriş yapılamaz. Ne olabilir başka? Daha iyi bir kelime düşünün mesela, imkanı yok, bulma şansınız yok. Oku. Çünkü okuma meselesi hem anla anlamına gelir, okuduğunu anla, evreni oku ve en önemlisi neyi oku? Kur'an'ı oku. Kur'an-ı Kerim biz okuyor muyuz? Müslümanlar okuyor mu? Gece gündüz okuyor Arapça. Ne anlatıyor? İçinde ne anlatıyor? Size komik bir şey söyleyeyim. Bu meseleleri idrak etmeye başladığımda, şimdi camide Ramazan ayı mıydı? Neydi hatırlamıyorum. Şey, ayetler okunuyor, tamam mı? Arapça ayetleri okuyor hoca. Yanındaki şey, arkadaş da, abi de tanımıyorum ama ağlamaya başladı. Ağlıyor, hüngür hüngür ağlıyor. Tamam, hoca da güzel okuyor. Çıktım dedim, ben buna takılacağım kesin. Bunun dedim aklını açacağım ben. Çıktık dedim, abi selamun aleyküm. Aleyküm selam dedim. Çok duygulandın dedim. Yani evet, duygulandım biraz kardeşim, sağ ol dedi. Ne anladın dedi. Niye ağladın? Niye ağladın yani orada? İşte çok duygulandım. Neye duygulandın? Yani okumaya duygulandın. Orada mirasla alakalı bir şey anlatıyor Allah sana orada. Miras ayetleriyle alakalı orada ağlanacak bir şey yok. Senin bunun Türkçesini okuyup öğrenmen bekleniyor. Ona göre çoluğuna çocuğuna vasiyet bırakacaksan bırakman bekleniyor yani. Burada senin ağlayacağın bir şey yok. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'i öyle bir hapsetmişiz ki. Hocalar da diyor ya, ağlayamıyorsan ağlıyor gibi yap diyor adam ya. Abi böyle bir şey olabilir mi? Zaten ağlayacaksan Kur'an-ı Kerim seni öyle yerlerde kilitliyor ki duygu patlaması yaşatıyor. Ağlarsın. Kur'an ağlamak için okunmaz. Aklederek bu kitabın ön koşulu düşüne düşüne, aklede ede anlamaya çalışmak. Ha, takıldığın yerde ne yaparsın? Takıldığın yerde tefsirlere bakarsın. Şimdi bizde şöyle bir algı var Şeyma kardeşim. Şimdi biz, ilmin yetmez. Kur'an-ı Kerim anlamaya senin cürmün yetmez diyor ya, hocaların çoğu öyle söylüyor. Meal okumayın. Meal okumak sapıklıktır diyor. Şimdi meal okumak nedir biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim şöyle okunur. Bakın millet bilmiyor. Tefsir okuyacaksın diyor. Sanki hani dersin ki bir tane tefsir var İslam dünyasında. O da %100 doğru. Bütün Müslümanların bunu okuması gerekir. Yani öyle bir şey yapıyorlar ki, tefsire inanıyor musun? Tefsire inanmak veya tefsir okumak diye bir şey olamaz. Nasıl olur biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim zaten 10 yaşında, 12 yaşındaki bir çocuğun bile okuyup anlayabileceği düzeyde, en böyle embesil zekaya da, en yüksek zekaya da hitap edecek düzeyde dizayn edildiği için Allah tarafından, bizlerin anlama ihtimali yok Kur'an'ın %90'ı. Takıldığın yerde bazı ayetler oluyor, hala anlamıyorsun. Hala tefsir hocalarımız bile bu ayeti tam anlayamıyorum diyebiliyor. Takıldığın yerde benden evvelki alimler, Müslümanlar, hocalarımız ne düşünüyor diye bakarsın. Elinde bir sürü tefsir olur veya internetten ulaşması bunun kolay. Bakarsın, atıyorum işte Ali İmran suresi 87'yi anlamadım. İbn Kesir nasıl anlamış bunu? Nasıl yorumlamış? Zemahşeri ne diyor bu konuda? Beyzavi ne diyor? Kurtubi ne diyor? Fahrettin Razi nasıl anlamış? Elmalılı ne demiş? Bakarsın. Hangisi daha mantıklıysa o ayet için hangisi daha mantıklıysa bu alimin bu yorumu daha mantıklı. Yani Kur'an'ın ruhuna, geneline daha uygun der. Tekrar meal okumaya geçersin. Yeniden takıldığında yeniden tefsire bakarsın. Bizde şimdi tefsirler 20 cilt, 30 cilt. Meal okuma sapıklıktır veya işte meal okuma anlayamazsın diye bir görüş var ortada. Ne okuyacağım? Tefsir okuyacaksın. Kimin tefsirini? İşte bunun tefsirini oku. Kaç cilt? 20 cilt. Ya bir tane kitabı okumaktan aciz bir kimseye diyorsun 20 ciltlik kitap oku. O da o cemaatin tefsiri veya o görüşün tefsiri. Zannediyor ki bir de şeyler, Müslümanlar, bütün alimler her konuda, Kur'an-ı Kerim'deki her konuda icma halinde. Dolayısıyla hani herhangi bir tefsir alıp okuyabilirsin. Bu tamamen batıl bir uygulama. Takıldığın yerde farklı İslam alimlerinin görüşlerine bakarsın. Yani Kur'an-ı Kerim böyle okunur ve herkesin okuması gerekir Kur'an-ı Kerim'i. Yani Müslümanlar tabii ki Kur'an-ı Kerim okumadıkları için, akletmeyle tanışmadıkları için şey, kabuğunu kıramıyor. Bir üst seviyeye çıkamıyor. Kur'an'la tanışmamış. Bakın, ateizmle dünya üzerinde boy ölçüşebilecek, ateist sorgulamalarla boy ölçüşebilecek, sadece, bakın, bütün dinleri, bütün teolojik yorumları katıyorum bunun içerisine, sadece Kur'an-ı Kerim var. Ateizmle boy ölçüşüp yıkabilecek veya cevap verebilecek, püskürtecek. Dolayısıyla Müslümanların öncelikli olarak Kur'an-ı Kerim'i doğrudan doğruya öğrenmeleri gerekiyor. Ondan sonrası çok kolay oluyor. Zaten dinde ne var ne yok,
kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz böyle olduğundan. Siz konuşurken bir yoruma gözüm takıldı. Kendisi demiş ki, Bahar Hanım sanırım. Hocam peki evlatlarımıza nasıl davranacağız, nasıl anlatacağız? Selam verirken bile dalga geçiyorlar. Okulda, sınıfta anne Allah rızası olsun diyorum. Herkes o hoca diye sesleniyor. Hep benimle dalga geçiyorlar. Mesela çocuğu Allah razı olsun dediği zaman bile arkadaşlar tarafından dalgaya maruz kalıyormuş. Hani bu hoca neden Allah razı olsun diyorsun gibilerinden. Ve bir yorum daha atmıştı sanırım kendisi. 13 yaşındaymış oğul. 9. sınıfa gidiyor fakat her gün üzgün geliyor. Okuldan küfür, hani üzgün geliyormuş okuldan ve küfür de normal geliyormuş. Anne Allah farz etmiş desem bana değişik bakıyorlar. Peygamberin sünneti desem dalga geçiyorlar diyormuş. Yani evladıma ben nasıl davranmalıyım diye soruyor. Şimdi bakın 13 yaş yani Kur'ani hakikatleri doğrudan doğruya bu çocukların zihnine yerleştirmek için biraz erken bir yaş. Genel mantığı vermek lazım çocuklara. Yani illaki işte selamünaleyküm komplekse giriyorsa şu anda. Çünkü o çocuk o kompleksi aşacak veya yüzleşecek. Ne var bunda diyecek. Altyapı olmadığı için çocuk yani nihayetinde. Selamünaleyküm dendiğinde dalga geçiyorlarsa, bu da cevap veremiyorsa, kompleks yapıyorsa selamünaleyküm demesin yani. Çocuğun biraz şeye geçmesi gerekiyor. Biraz böyle rengini, toplum içerisinde biraz renklerimizi böyle flulaştırabiliriz. Dini değerlerin dışına çıkmadığımız sürece. Aksi halde zorlanılabiliyor. Bir de çok küçük bir yaş. Doğru öğretmek de lazım. Sürekli böyle cennet cehennem vurgusu olmuyor o yaşlarda. O yaşlarda neden Allah'ı seviyoruz? Neden Allah bizi yarattı? Niçin böyle düşünüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e neden inanıyoruz? Temel şeyleri çocukların zihnine vermek. Sonra normal davranmalarını ve çocuk yani nihayetinde o orada oynayacak, tartışacak, komplekse girecek. Yani o yaşı çok küçük. Ona bir şey diyemiyorum açıkçası. Ya zaten daha arayış içerisinde bile değil. Daha çok böyle sanıyorum ki üniversite çağlara gelindiğinde biraz daha arayış içerisinde olunuyor. Sanıyorum sizin de arayış zamanınız üniversite yıllarına tekabül ediyor. Tabii üniversitenin son döneminde böyle bir şey aydınlanma hali yaşadım ama sonra dediğim gibi cemaatlerin içerisine falan girip çıktıktan sonra bir 10 sene kadar komple elime eteğimi çektim yani dini meselelerden. Çünkü yaygın din, yaygın algının kesinlikle Allah'ın dini olamayacağına kanaat getirmiştim. Allah'tan o dönemlerde ateistlerle şunlarla bunlarla karşılaşmadım. Girebilirdim yani o dönem. Çünkü bilgim de yoktu. Zaten tiksinme gelmişti. Ama Allah'a hamdolsun Kur'an-ı Kerim'le Rabbim tanıştırma fırsatı buldu. Bakın ben Kur'an-ı Kerim okumadan evvel kitap falan okumazdım biliyor musunuz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir insanın üzerindeki etkisini ben kendim deneyimledim. Kendi şeyimde, nefsimde deneyimledim. Bilimle hiçbir ilgim, ilişkim, merakım yoktu bilim. Yani bilim adamları ilgilensin, beni ilgilendirmiyor. Bilimle alakalı bir şey bilmek zorunda değilim. Veya felsefi konular, veya doğadaki fenomenlerin işleyişi, işte sosyolojik konular, herhangi bir şeye ilgim yoktu gerçekten de. Ki genelde de sıradan insanların, sıradan Müslümanların genel halidir bu. Yani eğer dindarsa namazımı kılayım, pazartesi, perşembe orucumu tutayım, dini günlerde sabaha kadar ibadet edip ağlayayım. Daha tamam yani daha ne yapmam bekleniyor ki? Genel mantık bu olduğu için. Şimdi bakın ben Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve Kur'an'a itaat etmeye karar verdikten sonra İslam dışı olarak Kur'an seni bir kere doğrudan doğruya şey astronomiye yönlendiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet var ki astronomiye atıf yapan, yani incelemeye iten bir sürü ayet var. En'am suresi 30'a bakıyorsun direkt şeyi veriyor sana. Yani kozmolojik oluşumun, evrenin oluşumuyla alakalı bir bilgi veriyor. Başlangıçta tüm madde bir aradayken biz onları ayırdık diyor. Bütün gökler, yerler, her şey birbiriyle bitişirken biz onları birbirinden ayırdık diyor. Bilimle uyuşuyor mu bu, doğru mu bu diye merak ediyorsun. Baktığında mesela Big Bang teorisi gibi bir teori çıkıyor karşına. İşte dönüyorsun, işte Zariyat Suresi 47'ye bakıyorsun. Biz evreni büyük bir güçle yarattık ve şüphesiz onu genişletmekteyiz diyor Allah ayette. Göğü, evreni genişletmekteyiz. Doğrudan doğruya astronomiyi ilgilendiriyor. Evren genişliyor mu gerçekten? Bakıyorsun bilim adamları şu anda Kur'an-ı Kerim'deki bu şeyleri, ayetleri doğrular nitelikteki teoriler var. Yani Big Bang teorisi olsun, evrenin genişlemesi olsun. Bunlar artık bilim dünyasında kabul gören teoriler ve Kur'an-ı Kerim'le uyumlu. Yani Kur'an'a baktığın zaman seni ister istemez astronomiye itiyor. Canlıları incelemeye itiyor. Bakın hayvanlarla alakalı o kadar çok ayet var ki.
Hayvanlarda sizler için dersler vardır. Hayvanlar sizler için okuldur. Bir sürü şey var. Bizimkilere diyorsun hayvan belgeseli izliyor. En fuzuli iş olarak görülür. Hayvan belgeseli izliyor. Eh, bütün gün otursun hayvan belgeseli izlesin diyor. Evet. Allah ona emrediyor. Hayvanları inceleyin diyor. Yani bakın doğayı inceleme, hayvanları inceleme batıda sistemli olarak yapılıyor ve bir bilim dalının doğmasına neden oldu bu. Yani biyomimetik isimli bir bilim dalı doğdu. Doğadaki, canlılardaki bilgiyi alarak teknoloji geliştirme çabası yepyeni bir bilim dalının doğmasına neden oldu. Biyomimetik. Ve modern dünyanın problemlerine biyomimetik çözüm sunuyor. Doğadaki teknolojiyi, doğadaki canlıları inceleyerek çözüm sunuyor. Allah'ın zekasını, zihnini, büyüklüğünü, kudretini daha iyi anlayabiliyoruz biz canlıları, doğayı, hayvanları incelemeye, izlemeye başladığımızda. Ama Müslüman dünyada bakıyorsunuz fuzuli görülüyor. Yani şey değil, işte hayvanlarla alakalı bir şey var mı? Yok. Allah bas bas bağırıyor ayetler. Okuldur diyor hayvanlar sizler için. Yani dolayısıyla bizim Kur'an'daki ayetleri takip etmemiz durumunda Müslüman dünyanın kesinlikle sıçrama yaşayacağına inanıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i bir kere terk etmiş durumdayız. Müslümanlar olarak. Bu muhtemelen de kıyamete kadar böyle gidecek. Bakın Furkan suresi 30. ayet çok ilginç bir şey. Ben bu ayeti hiçbir yerden İmam Hatip okudum, ilahiyat okudum bilmem ne. Ben bu ayeti hiç kimseden duymadım. Birçok Müslüman da duymamıştır. Ahiret gününde Peygamberimiz aynen şöyle bir cümle kullanıyor. Allah'a, Cenab-ı Hak peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Muhtemelen o hesap esnasında Peygamberimiz aynen şöyle bir cümle kullanıyor Allah'a. Diyor ki ey Rabbim benim ümmetim bu Kur'an'ı topyekün terk edilmiş bıraktılar diyor. Furkan 30 aç, açsın baksın herkes. Şok edici bir şey bu. Şimdi baktığımız zaman Allah Resulü'nün milleti, ümmeti Kur'an'ı terk edilmiş mi bıraktı? Herkes gece gündüz okuyor ağlıyor Arapçasını. Allah Resulü ahiret gününde Allah'a ne amaçla böyle bir sistemde bulunuyor? Ümmetini şikayet ediyor ya terk ettiler diyor Kur'an'ı. Kur'an'ı terk etmek nasıl olur? Kur'an'ı terk etmek Kur'an'ın açık emirlerine tamam mı yüz çevirerek Kur'an dışında ne varsa tamam mı her şeyi mutlak doğru kabul edip onların peşinden gitmek demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim dini algımız maalesef dünya çapında sorunlu bir algı. Olamaz yani benim işte bir tane diyor şey bir tane sahih densin hadis 500 tane ayeti fesheder diyor. Değerli abicim, değerli kardeşim böyle bir dini algı bu hallere düşürür bizi ve bu hale düşürdü zaten. İslam dünyasının durumu ortada. Allah ne söylüyorsa o. Nokta. Yani şimdi şöyle bir problem var bakın. Allah diyor ki ben diyor bir kitap indirdim. Korudum. Korunmuş. Bu zarar görmeyecek kıyamete kadar. Ve Tarık Suresi 13-14'te de buyuruyor ki mesela çok ayet var bu konuda da. Bu hak ile batılı birbirinden ayıran kitaptır. Yani doğru ile yanlışı birbirinden ayıran kitap Kur'an. Kur'an'ın diğer adı da Furkan'dır. Furkan'ın anlamı da o. Hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelir. Benim dini bir meselede, teolojik bir meselede neyin doğru, neyin yanlış olduğunu test edebilmem için nereye bakmam icap ediyor bu ayete göre? Tabii Kur'an'a gerekiyor ama Kur'an'da olmayan bilgiler yok mu sizce? Mesela namaz. Namaz tamam bir kılın. Farz kılındı. Hayır. Ama namazın Şöyle. nerede nasıl kılınacağını O Kur'an'dan ayrı. öğreniyoruz. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Açık ibareler varsa bir konu hakkında açık net bir ibare varsa onu çürüten herhangi bir şey olamaz. Tabii ki. Zaten bu bakın bu algı sorunlu bir algı. Bu teknik bir konu ama genel olarak şunu söyleyeyim. Bizim bileceğimiz ve biricik öğrenmemiz gereken veya en önce öğrenmemiz gereken diyeyim daha doğru olur. En önce yani bugün şu anda ilk neyi öğrenmeliyim diye soruyorsa bir insan kendisine Kur'an-ı Kerim değerli kardeşim. İlk ayet oku ya. Neyi oku? İlk ayet oku. Neyi oku ilk ayet? Bizim Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i okutmayı başarmamız gerekiyor. Ve sadece şu da önemli. Bu konuya da girelim mesela. Şimdi ibadetleri biz amaç edinmişiz. İslam dünyasında. İbadetler amaç. Namazın orucun var mı? Tamam yani o kadar. Daha ne olacak ki? Özel günlerde de işte ibadetlerini yerine getiriyorsun. Tesbihini çekiyorsun. Bu kadar. Bakın ibadetlerin tamamı araçtır, araç. Bizim
Asıl ibadet olan bizim sosyal hayatta dürüst insanlar olmamız, ahlaklı insanlar olmamız, inkarcı akımlarla mücadele etmemiz, fakirlikle sistemle mücadele etmemiz, üçkağıtla, ahlaksızlıkla, yani düzgün insanlar olmamız. En önemli şey bu. Yani dinin en önemli o ya, çevremde de var ya. Yani beş vakit namazını camide kılıp eşine, çoluğuna, çocuğuna yani zulmeden insanlarla dolu veya ahlaksız, yani imajı var adamın. Namazını yazını kılıyor ama işten kaçar. İşinden kaçar yani, veya işte ne bileyim üç kağıt yapabilir. Arkadaşlarını dolandırabilir. Yani namaz kılan insanları, tabii ki önemli olan şeyin ahlak olduğunu şey yapmamız, bu vurguyu yaymamız gerekiyor bizim maalesef. Ve sanatla, ilimle, bilimle ilgilenmemiz gerekiyor. Bakın, şeyi küçümsüyoruz biz, tamam mı? Sanatın gücünü Müslümanlar küçümsüyorlar. Tamam, bir tane örnek vereyim. Hatta birkaç tane örnek verebilirim bu konuda. Şimdi dünyada şu anda dünya sistemini domine eden, dünya kültürünü domine eden iki tane büyük sanat dalı var. Birincisi sinema, ikincisi müzik. Tamam mı? Bu iki sanat dalıyla dünyadaki herkese ulaşabilirsin. Gencinden yaşlısına, yani herkese, her eğitim düzeyinden insana doğrudan doğruya ulaşabileceğimiz iki sanat dalı var ortada. Bu sanat dallarında Müslümanlar nerede? Şu an hiçbir yerinde açıkçası. Yapılan müzikler var tabii ki dünyada tanınan ülkemizde yapılıp. Fakat bunlar da dini algılar olmadan yapılmış müzikler. Bakın, bu işin iki ayağı var. Birincisi, yaptığınız müzikle veya yaptığınız filmle görüşlerinizi insanlara sunabilirsiniz, propaganda edebilirsiniz yaptığınız müzikle. Yani içerisine koyduğunuz senaryoyla veya içerisine koyduğunuz sözlerle domine edebilirsiniz gençliği veya işte insanları. Ama şöyle bir yönü de var. Şimdi mesela şöyle düşünün, tamam mı? Cat Stevens'tan örnek verelim, tamam mı? Yusuf İslam. Eski adı Cat Stevens. Cat Stevens 70'li yıllarda 70 küsür milyon orijinal plak satmış bir rock yıldızı. Tamam mı? Rock yıldızı, dünya çapında bir adamdı yani. Şimdi bu adam Müslüman olduğunda müzik yapmak haram dendi ona. Yani müziğin böyle bir haramlığı olmadığını ona söyleyebilecek entelektüel bir aydın bir Müslüman olsaydı, tamam mı? Cat Stevens müzik yapmaya devam ederdi. Müslüman kimliğiyle, hiç müziğinin arasına dini sözler, dini öğretiler koymamış olsaydı bile, sadece Müslüman kimliği, dindar kimliği Müslümanlar için silahtı böyle bir adamın Müslüman olması. Yeter ya, ben Müslüman oldum demesi yeterliydi. Ve müziğe devam ederken. Şimdi ne oldu? 30 sene mesela medreseye kapandı, 30 sene hiç çıkmadı. Sonradan fark etti, müziği Allah haram kılmıyor yani müziği. Şimdi konserler veriyor. Kim dinliyor ki? Kim biliyor? Yusuf İslam'ı kim? Kaç kere dinlediniz mesela? Dinleyen yok, bilen yok. Veya tek bir Müslüman yönetmenin, tamam mı, kaliteli çektiği tek bir film 40 milyon alimden daha fazla sunum yaptı. Çağrı filmini düşünün mesela. 50 sene önce çektiler, 70'lerde çektiler Çağrı filmini. Hala üzerine çıkamıyor Müslümanlar. Ya yani o kalitede bir filmin üzerine çıkamıyor. Ve bütün dünyada yabancılarla mesela konuştuğunda, tartıştığında falan Çağrı filmini öneriyorsun ilk etapta. O dildeki Çağrı filmini şey yapıyorsun, izleyin, hani hem sempatiniz artar hem mücadeleyi tanımış olursunuz. Tek bir yönetmenin çektiği bir tane film bu ya. Bir tane. Ve bu sanatın gücünü göremiyor Müslüman. Daha yeni mesela Suudi Arabistan'da birkaç sene evvel bu şey film yasağı kalktı. 40 senedir yasaklı. Yani sanata bu kadar düşman bir toplumun dünya sistemine oynama ihtimali yok. Bilime bu kadar uzak bir kitlenin, toplumun dünyada söz söyleme hakkı yok yani. 50 yıl sonra bu şekilde devam ederdi Müslümanlar. Kur'an'a yönelik bir dünya hayali kurmaya başlamazlarsa 50 sene sonra herkes Batı'nın kölesi olur. Neyi olacak ki? Yani üretemeyen bir toplum Batı'nın kölesi olur. Bir de ne kadar moral oluyor? Yani şöyle düşünün. Bir tane Müslüman şeyin reklamı çok büyük oluyor. Bir tane mesela Müslüman profesörümüz, Aziz Hoca'yı düşünün, Aziz Sancar'ı düşünün. Nobel Kimya Ödülü aldı birkaç sene evvel. Basın olayı oldu dünya çapında. Müslüman bilim adamı Nobel Ödülü aldı. Bizim bunları duymaya ihtiyacımız var. Bizim Müslüman bilim adamlarına ihtiyacımız var şu an. Müslüman felsefecilere, Müslüman yönetmenlere, oyunculara, sanatçılara, müzisyenlere.
Yani bir kenara kapanıp akşama kadar Allah diyerek biz Allah'ın dinini savunamayız. Her konuda bilgili olma, her yerde olmamız gerekiyor bizim Müslümanların. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani Müslümanlığı duyurabilmek için kendim evimde kapanıp ibadetimi yaparak Müslümanlığı duyuramam sonuçta. Bir de mesela genç arkadaşlar da izlediği için bir de şaşırıyor birçok arkadaş. Ya gençler bu yaşta yani dinle, diyanetle ne amaçla bu kadar mesai harcıyorsunuz? Gençsiniz ya, hani yaşlanınca yaparsın. Genel algı budur. Tamam mı? Şimdi bu tabii meseleyi bilmeyenlerin algısı. Birincisi, hadi inanmayanları anlarım. Tamam mı? İnanmıyor. Gençliğini yaşa, hayatını yaşa. Öldüğünde hani yaparsın diyebilir inanmayan insan, inanan bir insana. Ama inanan birinin, Müslüman olduğunu iddia eden birinin, etnik Müslüman bile olsa böyle bir cümle kullanmaya hakkı yok. Neden? Çünkü reşit oluyorsun belli bir yaşta ve o andan itibaren sayaç işlemeye başlıyor. Ya sen akli selim bir insansın artık. Sana ehliyet veriliyor. Sana işte kız veriliyor, iş veriliyor, aş veriliyor. Sana her şey veriliyor, yetki veriliyor iş yerinde. Yani sen, bu şu anlama gelir. Sen artık düşünebilen bir insansın, yetişkin bir insansın anlamına gelir. Ve yetişkin insanlar öldüklerinde Allah'a yaptıklarından dolayı hesap veriyorlar. Ya inancımız bu. Buna inanan bir kimsenin, ya gençsin, ne amaçla bu işlerle uğraşıyorsun demesi tamamen şey, mantık hatası. Ya inancı terk etmesi gerekiyor, inanmıyorum demesi gerekir. Ya da bu dili, bu jargonu terk etmesi lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim'in yaşlarla hiçbir alakası yok. Kur'an-ı Kerim gençlere hitap ediyor. Gençler savaşabilir. Yaşlıları korusun. Gençler hırsızlık yapabilir. Yani gecenin üçünde 80 yaşında bir adam elinde bastonla evine girmeye çalışmaz. Genç olması gerekir. Zina yapan, üç kağıt yapan, hırsızlık, ya bu gençleri ilgilendiriyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim yaşlıları korumaya alıyor. Yaşlıyken senin dine yönelmenin mantığı yok. Gençken yapacaksın tabii ki. Yani o da çok büyük safsatadır yani. O algıyı da yıkmak gerekiyor kesinlikle. Tarikatlarla ilgili bir soru gelmiş ama konuşmak Ne geldi? istemiyorum. Fatih Bey'in zamanında tarikat birlikteliğini biliyoruz. Tarikatların İslam'a muhtemel faydalarını ve zararlarını deneyimlerinden yola çıkarak söyleyebilir mi demişler. Şimdi bakın, tarikat meselesi kıyamete kadar gidecek bir mesele. Yani bunun adına tarikat diyebiliriz. Tarikatları kaldırdık, yeni bir isim gelir. Oluşum, cemiyet, dernek, cemaat. Bunu kaldırmamız, yok etme imkanımız yok. Tamam mı? Bir kere bunu bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bizim sorunlu olduğumuz şey tasavvuftaki din dışı batıl unsurlar. Tamam mı? Nedir bu? En önemlisi bir tarikata girdiğinizde karşılaştığınız en önemli şey, şeyhin mutlak otorite olması, tamam mı? Mutlak otorite ve kayıtsız şartsız şeyhe itaat edilmesi. Öğretisi kesinlikle Kur'an'dan çıkmadığı gibi ne Allah Resulü'nün hayatında böyle bir uygulama var, istişare var Kur'an-ı Kerim'de. Herhangi bir tarikat liderinin, şeyhin, gafsın, kutubun oturup müritleriyle istişare yaptığı görülmüş mü yani? Öyle bir şey yok. Tarikatta istişare kalkar, itaat vardır. Veya şeyh diyecek ki bunu bu şekilde yapın. Dini bir konu olacak. Bunun doğrusu budur diyecek. Sen onun yanlış olduğunu düşüneceksin. Kalkıp diyeceksin ya şeyhim, sen böyle söylüyorsun ama bu yanlış. Bak falanca Kur'an ayetine bu uymuyor. Veya bu söylediğin sosyolojik olarak yanlış, hatalı yani. Şu daha doğru. Böyle bir şey söyleme hakkın yok, şansın da yok. Neden? Öyle bir şey yok. Daha şeye girerken, tasavvufa girerken kayıtsız şartsız kişinin, ölünün ölü yıkayıcısına kendisini teslim eder gibi teslim etmesi bekleniyor şeyde, tarikatta. Hepsinde böyle yani, şey usulü bu. Şeyi bu tarikatın. Abicim, bir beşere nasıl kayıtsız şartsız, bu adam vahiy almıyor. Allah tarafından özel olarak gönderilmiş bir elçi değil. Tamam mı? Bu adam cennete gidecek mi? O da belli değil. Benim böyle bir insana, benim gibi bir beşere kayıtsız şartsız itaat etmemi öğütlüyorsun tasavvufta. Dolayısıyla bin bir türlü melanet izliyoruz televizyonlardan. Bin bir türlü rezalet izliyoruz. Neden? Herkes kullanabilir bunu. Yani benim dergahıma, benim cemaatime gelen kayıtsız şartsız bana itaat edecek. En doğrusunu ben biliyorum diyen adama itaat eden bir topluluğa her şeyi yaptırabilirsin. Bunun terk edilmesi gerekir. Kişi kendisini pekala bir bombacı olarak da bulunabilir. Bu şeyi, bu itaate kayıtsız şartsız adadıysa kendisine. Öyle bir şey yok.
Yani bu batıl unsur, bunun ayıklanması gerekiyor. Onun dışında tarikatlarda şeyhin her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyden haberdar olan, rızkı veren, rızkı alan, ölüm konusunda söz sahibi olan, ölüleri bilen vesaire gibi özellikle Allah'a bizim atfedeceğimiz özellikleri evliya şeyi ismiyle, evliya denilen zatlara bizim yakıştırmamız şirk ya bu. Şirk bu, şirk. Evliya falan, yani bunlar değerli kardeşim, hani şey uçmaz mürit uçurur olayı bu. Başka bir şeyi yok bunun yani. Sıradan insanlar bunlar değerli kardeşim. Ha, aralarında düzgün insanlar vardır. İnsanlara iyiliği, ahlakı öğretiyordur. Kur'an'ı öğretiyordur. Ben her şeyi bilmiyorum. Sizin içinizden geçenleri bilmiyorum. Sizi ben cennete götürmeyeceğim. Sizi, yani bir yetkim yok. Beraber işte bir şey anlamaya çalışıyoruz. Bana da saygı duyuyorsunuz. Eyvallah. Ama yani beni gözünüzde büyütmeyin. Nereye gideceğim belli değil. Diyorsa bir insan, bunun ne sakıncası olabilir ki? Ama tasavvufta böyle bir şey yok. Böyle bir şey örneği yok yani. O problem o. Ama onun dışında ben şahsen tasavvufta iyilik gördüm. İnsanların çoğu, bakın, bu tarz oluşumlarda, tarikatlarda da öyle, cemaatlerde de öyle. İnsanların çoğu iyilik amaçlı oradadır. Yani Allah rızası için oradadır. Ve genelde kendi ahlakını düzeltme amacıyla orada bulunuyordur. Ve birçoğunun da kötü alışkanlıklarını gerçekten terk ettiğini görürsün. Bu şey değil yani. Hani işte lanet olsun bunlara, hepsini kapatalım değil. Önemli olan şeyleri, revize inançları. Yani doğru mu inanıyorsun sen? Evet, içkiyi bıraktın. Ahlaklı bir insan oldun ama senden sadece bu beklenmiyor. Doğru inanman da bekleniyor aynı zamanda senin. Yani inancındaki şirk unsurlarını terk etmen bekleniyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu bilinçte olduğun sürece tarikatlarda bulunabilir bir insan. İşte rabıta yapmak vesaire, bunların tamamı batıl unsurlar. Bakın, rabıta diye bir şey var. Rabıta denilen şey tasavvufta bir kimsenin işte gözünü kapatarak şeyhini düşünmesi, ondan bir nur çıktığını düşünmesi vesaire veya gün içerisinde sürekli şeyhini düşünmesi anlamına gelir. Tamam mı? Rabıta denilen şey bu. Ferit Aydın eski bir şeyh. Tamam mı? Bir sürü videosu var YouTube'da. Tavsiye ederim kesinlikle. Eski bir şeyh ve bu işin batıl olduğunu anlıyor ve bırakıyor. Ve bu işin peşine düşüyor. Tasavvuf nereden çıkmış? Rabıta nereden çıkmış? Bilmiyorum, Hindistan'a kadar falan gidiyor. İnanılmaz bir hikayesi var. Tavsiye ederim. Ferit Aydın. Rabıta ile alakalı akademik bir çalışma yayınlamış. Yani şey, bir araştırma kitabı bu. Şey değil. Hani kendi fikirlerini anlattığı bir kitap değil. Bir sürü kaynak veriyor. 400-500 yıllık mazisi var rabıta meselesinin. Yani ne peygamberimize ithaf edilebilir böyle bir şey. Ya bir de niye bir başka adamı gece gündüz ben düşüneyim? Ya, bakın Ali İmran 191'de kimi düşüneceğimiz açık bir şekilde ilan edilmiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken hep Allah'ı zikreder, Allah'ı anarlar ve yerlerin ve göklerin yaratılışı konusunda düşünürler. Nokta. Benim ayaktayken, otururken, yan yatarken düşüneceğim, zikredeceğim varlık Allah'tır ya. Şey ne alaka yani? Ne amaçla şeyhimi düşüneyim ben? Nerede yazıyor Allah? Bir şey bulun. Bir şey bulun. Gece gündüz onu düşünün. Nerede diyor? Öyle bir şey yok. Peygamberimizin hayatında var mı? Yok. Bunlar batıl şeyler. Tabii kemikleşmiş yüzyıllardır devam eden şeyler olduğu için alelade birinin çıkıp bunları söylemesi hiçbir şey ifade etmeyecektir tabii. Ama akreden Müslümanların Kur'an-ı Kerim'le barışık, Kur'an'ı seven, meseleyi anlamış Müslümanların kolaylıkla idrak edeceği gerçekler bunlar diyelim. Tamamdır. Ben yayını bitirmeden önce size son bir soru soracağımı söylemiştim zaten. O soruyu artık ben soracağım. Ondan önce de çekilişi kazanan isimleri söyleyeceğim. Kitap çekilişi yapmıştık Zuhal Temel'in. Sevda Babat kazanmış. Şule 440 kullanıcı adı. Aziz Uzun, Mücella Kılıç ve FRD SMRR kendisi katılmıştı zaten yayına, şu an gördüm. Ben bunları zaten hikayeye etiketleyeceğim. Kendileri bize DM atsınlar. Oradan adreslerini alalım, kitaplarını yollayalım inşallah. Evet, size son soracağım soru. Siz konuştunuz ama benim sesim kısıldı. Nasıl oldu anlamadım. Son soracağım soru şu şekilde. 20 yaşındaki kendinize vereceğiniz tavsiyeler ne olurdu? 20 yaşına dönseydim kesinlikle çok daha fazla okumayı seçerdim. Yani kesinlikle.
Ve tek tip değil yani. Hem pozitif ilimlerle ilgilenmek, hem felsefi konularda, hem İslam alimlerinin görüşleri, yani her şeyi yalayıp yutmak isterdim yani. 20 yaşında pekala bunu yapan pek çok insan var. Hatta bir tane örneğini de vereyim. Ben faydalanabilir de arkadaşlar. Ateistlere cevap veren bir sayfa var. Hubeyb Öndeş diye. 20-21 yaşında Kur'an'ı çok iyi öğrenmiş ve meal yazmış bir arkadaşımız bu ve zehir gibi de cevap veriyor ateistlere. Bu arkadaşımızı görüp ilham alabilirler yani genç arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil. Evet, teşekkür ederim. Yani siz de Kur'an gibi oku diyorsunuz. Tabii ki. En önemlisi o. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sanıyorum ki ilk Instagram Evet. İlk canlı yayınım hatta yani. İlk defa bir yere katılıyorum. Murat hocamızı kıramamıştım. Çok da davet oluyordu, gel anlat vesaire diye. Bende de canlı yayın fobisi var. Yani yıllardır çocukluğumdan beri böyle korkarım kamera karşısına. Ya Allah ya Bismillah dedim, öyle çıktım. Bir de çok da hızlı konuştum galiba. 40 dakika oldu mu? 40 dakikaya geçmiştir diye düşünüyorum. Ben de bakmadım ama. Evet. Bir saate yaklaşmışız. Ciddi misiniz? Evet. 7.30'da başladık. Saat 8:24 geçiyor. Ya 20 dakika falan oldu zannediyorum ben. Bir sürü de başlık kaldı öyle. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah başka zaman yaparız. Tamamdır. O Eyvallah. zaman görüşmek üzere. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Hayırlı Eyvallah. akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. İzleyicilerimize de hayırlı akşamlar.